Eksik dişleri olanlar, dikkat! Diş eksikliği hangi sorunlara yol açar? İmplant tedavisi nasıl uygulanır? Aynı anda kaç implant yapılabilir? Diş eksikliklerinde tedavi seçeneklerini diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy anlatacak. Az sonra. Ve uzman konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. İsminiz de şiir gibi. Ahmet Ersan Ersoy. Teşekkür ederim. Telaffuz ederken bile hoş geldiniz. Hocamızın gibi. Kendisi de şiir gibi. Yakışıklı hocamız. Günaydın hocam. Bak, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki varsınız hocam. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bugün ağız ve diş sağlığımızı konuşacağız. Bizler merak ettiğimiz soruları soracağız. İzleyicilerimiz merak ettikleri soruları soracaklar. Ekran başındaki izleyicilerimiz, sizlere seslenelim. Sizin de merak ettikleriniz varsa zaman zaman görüyorsunuz. Telefon numaralarımızı, sosyal medya adreslerimizi hem bizi takip edebilir hem de sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Geçelim mi? Geçelim. Buyurun. Masa başına ve konuşmaya başlayalım efendim. Ağız ve diş sağlığımızı günün ilk saatlerinde aslında ağız ve diş sağlığına ne kadar önem vermemiz gerektiğini konuşuyor olmak da çok güzel. Değil mi hocam? Evet, evet. Hocam, görüşlerimizle ilgili birçok konuda birçok hastanın size başvurduğu, danıştığı çok detaylar var. Bir nevi gün ışığının daha etkili, daha vurucu, daha insan üzerinde iz bırakıcı detayları yaratmak için yapılan tedaviler var. Şimdi bu tedaviler içerisinde eksik olan bir iki tane dişin varlığı gülüşü de bozuyor, manayı da bozuyor, yüzün ifadesinde de bozuyor. Bu eksik dişlerle ilgili yapılan tedavi yöntemleri neler yapılabildiğiyle ilgili bize aydınlatır mısınız? Tabii ki. Çok uzun zamanlardan bu yana diş hekimliğinin temelinde protez var. Protezler bildiğiniz gibi eksik diş, bu bir diş olabilir, birden çok ve tamamen dişlerin kaybedilmesi olabilir. Ve dişlerin çevresindeki dokular olabilir. Diş eti, kemik, dişe çevreleyen kemik, yanak mukozası, dil mukozası, bunların hepsi kaybolmuş olabilir. Bunlara tedavisine, yerine konmasına yönelik yapılan tüm tedaviler protez olarak adlandırılıyor. Tabii medyanın etkisiyle son yıllarda estetik ön plana çıktı. Hı hı. Ama estetikle beraber biz bunu çok klasik olarak söyleriz. Fonksiyon, fonasyon ve estetik. Fonksiyon çiğneme etkinliği. Fonksiyon olması gerekiyor. Fonksiyon, fonasyon konuşma ve estetik görünüm. Ya bu üçünün birini öne geçirerek birisini geriye koyarak tedavi etmek mümkün değil. Hastalarımızdan böyle bir istek geldiğinde bunu bir hekim kimliğiyle herhalde tekrardan doğru noktaya yerleştirebiliyoruz hocam. Tabii ki. Olması gereken bu. Çünkü bize gelen hastalarımızın çoğu da o şekilde. Önce bir ben estetik çok önemli değil, çiğnememi yapayım, ağrım olmasın. Sağlıklı olayım. Sağlıklı olayım der ama onu yaptıktan sonra görüntü önem kazanır, sağlığına kavuşur. Şu önde olmuş, bu arkada olmuş, bu yanda olmuş gibi sözler söyler. Yani hepsini aynı seviyede koymamız gerekiyor yerine. Şimdi son dönemlerde diş eksikliği deyince implantlar, evet, aklımıza implantlar söz konusu. Ben yıllardır bunu anlatıyorum ama hiç eksilmeden artarak ilgi var. Herkes implant demeye başladı. Ama ben bir protez uzmanı olarak, bir implant uzmanı olarak şunu söylüyorum ve altını çizerek söylüyorum. Her diş eksikliği mutlaka implant yapılmasını gerektirmez. O nedenle ilk önce bizim klasik yöntemlerimizle daha az doku kaybı oluşturduğumuz yöntemlerle tedavilerin yapılması lazım. Bir diş eksikliği var. Yandaki dişlerde de tedavi gereksinimi var. Biz o dişleri de restore ederek yerine koyarız. Bir köprü yaparız. Eksikliği ve gideriz. Tüm eksikliği başarılı bir şekilde gideririz. Yani implantlarla beraber belki daha da hızlı olarak mesela seramik materyaller çok gelişti. Hı hı. Bilgisayar sistemiyle yapılmaya başlandı. Çok kısa sürede çok başarılı aldığımız dokunun yerine koyabilecek özellikte materyaller var şu anda. Mesela zirkonya çok popüler. O bir seramik çeşidi. Ona benzer başka materyaller de var. Hocamız
profesör kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle kadar güzel anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Bu arada tabii ki şimdi masamızda birçok da maket var. Benim de dikkatimi çekti aslında, gidip onu almak istiyorum. Veya hocam oradaki maketleri implant galiba, değil mi? Onlar şunlar oradaki mı? Büyük kocaman kocaman implantlar. Bunlar bu büyüklükte değil tabii. Bu büyüklükte değil tabii ki sevgili izleyicilerimiz, ama şimdi bu implant dedikleri malzeme bu mu hocam? Evet, implant. Yani halkımızın çivi çakma denilen implantı o şekilde anladığını ifade eder tarzdaki yapının orijinal hali. Evet. Çiviye benzediği için. Çiviye benzediği için. Çivi deniyor, vida deniyor. Vida, evet. Ama bu çakma lafını ben çok sevmiyorum. Yerleştirme diyorum. Kendi meslektaşlarımız da bunu çakma olarak kullanıyor. Biz çakmıyoruz çünkü. Çakma dediğiniz şöyle bir işlemdir. Evet. Biz bunu vidalıyoruz oraya. Kemikte uygun bir yuva açıyoruz. Ve şu boyutlar 6 mm, 8 mm, 10 mm çok mikro seviyede boyutlardır. Dişin yerini tutacak boyutlarda yapıyoruz. Kemiğin içine yerleştirilen kısım ve üst yapısı ayrı. Bir iyileşme süreci var. İyileştikten sonra ikinci parçayı yerleştirip ondan sonra bildiğimiz klasik protezler gibi üzerlerine yine halk arasında kaplama diye bilinen, biz kron diyoruz. O tür uygulamalar yapılıyor. Peki şunu da belki konuşmak gerekiyor. Şimdi burada birçok maket var hocam. Şunu verebilir misiniz bana? Tabii. Mesela burada işte, ya da şu diş üzerinden gidelim. Kocaman bir diş bu arada, şöyle göstereyim. Çok enteresan. Şimdi böyle bir dişimiz var. Herhangi bir sebepten dolayı bu dişi kaybettik. Şimdi siz bu dişi alıyorsunuz köküyle beraber, onun yerine yapay bir malzeme koyuyorsunuz, doğru mu? Peki vücut bu yapay malzemeyi reddedebiliyor mu? Bizim diş hekimliği tarihine baktığımızda 1900'lü yıllardan itibaren modern implantoloji var. Daha öncesinde farklı materyaller yerleştirilmiş, fil dişi yerleştirilmiş, plastik yerleştirilmiş, hatta tahta yerleştirilmiş. Daha önce çekilen dişler başkalarının da olsa o dişler... Başka dişlere yerleştirilmeye çalışılmış. Parası olan zenginlerin kullanımına verilmiş, onlar yerleştirilmiş. İmplant kavramı orada var. 1900'lü yıllardan sonra mesela tantalyum gibi bir takım alaşımlar yine kullanılmaya başlanmış. Ama bizim bugün kullandığımız implantlar, modern implantoloji 60'lı yıllardan sonra kabul edilen, ortaya konan implantlar. 80 yılından sonra da çok yoğun olarak kullanılmaya başladı. Bu implantların temel materyali titanyum. Titanyum. Modern son implant teknolojisi dememizin nedeni de o. Titanyum kemikle birebir birleşiyor. Hiç arasında başka bir yapı oluşturmadan sıkı sıkıya sarıyor. Kesinlikle biyolojik uyumluluğu kanıtlanmış, herhangi bir özellikle zarar vermeyecek şekilde kullanılan materyaller. O nedenle çekim yerine yerleştirdiğimiz vidalar, implantlar, titanyum implantların öyle bir şüphesi kalmadı. Peki bu titanyumun özelliği hafif olması mıdır, dayanıklı olması mıdır? Hafif ve özelliği şu, şimdi son dönemde zirkonyada kullanılıyor ama implant sektörü, sanayi titanyum üzerine kurulduğu için çok çabuk değişmiyor tabii ki. Zirkonyada kullanılacak. Hafif olması zaten biliyorsunuz uçakta, uzay sanayinde vesaire kullanıldığı için. Ben onu söyleyecektim. Titanyum aslında en çok kullanıldığı yerlerden birisi jet uçaklarının kanatları ve uydu teknolojilerinde uyduların güneş panellerinin metallerinde kullanılıyor. Bu çok enteresan bir yapı. Yani bir nevi en ileri teknoloji gökyüzündeki uyduda da kullanılıyor. Ağzımızın içindeki küçücük dişte de kullanılıyor. Tabii. Peki bir kişiye kaç adet implant yerleştirmesi yapabiliyorsunuz hocam? Diş eksikliğine bağlı. Yani bir diş eksikse bir diş yerleştireceğiz. Tam dişsiz ağızlar için konuşacak olursak. Tam dişsiz ağızlarda ideal olarak olması gereken 6 ila 8 implant. Alt ve üst çenede 6'şar ve 8'er implant. Ama şimdi yeni teknolojilerle yine daha az sayıda, eğer uzun geniş implantlar yerleştirirseniz kuvveti karşılayacak şekilde uygulamalar yapılabiliyor. Mesela 4 implant üzerine uzatılarak yapılan uygulamalar var. Yani 4, 6, 8 implant. O hastanın kemik yapısına, ağız içi durumuna, ne zaman dişlerini kaybettiğine bağlı olarak değişiyor. Hekimin karar vereceği bir şey bu. İmplantların markaları, üretim materyallerin içerikleri, metalin içeriği, bununla ilgili bir değişim var mı, gelişim var mı hocam? Bu çok şu anda şüpheli olan, en çok konuşulan konulardan biri. Hem kendi mesleğimiz için de hem de hastalarımız için
söz konusu. Çünkü kontrolsüz her branşta olduğu gibi sizler de biliyorsunuz Özgür Hocam. Kontrolsüz olan uygulamalarda, takip olmayan uygulamalarda bu sıkıntılar var. Şimdi biz implantları hastama anlattığım gibi anlatıyorum. Üçe ayırıyoruz. A, B, C grubu. Hı hı. A grubu implantlar çok uzun yıllardan beri araştırma geliştirmesini tamamlamış, üretimini yapmış olan implant sistemleri. Bunlar genellikle Amerika'da, İsviçre'de şu anda, Almanya'da olan implant üreticileri. İkinci bir grup var. İsrail, yine Almanya gibi, Kore gibi. Bunlar B grubu implantlar. Bir de C grubu bizim yerli implantlarımız var. Yani o zaman bu sınıflandırma içerisinde şöyle bakmamız lazım. Yerli üretim, yabancı üretim şeklinde ikiye bölüp bunu. Evet. Tercihi belki ona göre mi yapmak gerekiyor? Peki ikisinin arasındaki fark nedir fark hocam? Fark ne? Evet. Şöyle. Biz neye göre seçmeliyiz? Ben şimdi yine burada fırsat olacak. Bu çok konuşulmuyor çünkü. Ben bunun yine altını çizerek anlatayım, söyleyeyim. Yerli implant ben çok severek kullanıyorum. Hı hı. Yani bunu buradan söylüyorum. Çünkü Türkiye'de 4 ya da 5 implant sistemi şu anda bütün onaylarını almış, takibi olan, üretimini kontrollü bir şekilde yapan sistemler. Hı hı. Bunlar bizim tarafımızdan rahatlıkla uygulanabilecek olan sistemler. Ama yine İlaç Eczacılık Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü bunları takip ediyor. Ulusal Bilgi Bankası'nda bunların kayıtları var. Hı hı. Ve bu kayıtlı implantların tercih edilmesi edildiği takdirde o implantlar rahatlıkla kullanılabilir. İşte burada müthiş bir açıklama var ki hocam. Bir akademisyen, bir Türk profesörü, protez uzmanı Türk profesörü der ki yerli ve milli sanayimiz, hı hı, burada artık ayak sesleri duyulmaya başlandı. Biz sadece bu titanyum içerikli bu materyalleri diş protezlerinde, implantlarda kullanmıyoruz. Kendi tankımızı yaptık. Altay tankını yaptık. Kendi insansız hava araçlarımızı yaptık. Elbette ki bu implantlarda da hatırı sayılır bir başarıya imza atacağız. Bu çok önemli bir konu. Tabii ki üzerinde de durmamız gereken bir konu ama bir diğer de üzerinde durmamız gereken konu izleyicilerimizin aslında daha da çok merak ettiği konulardan birisi. İşte bu tedaviyi uygulayamadığınız hastalar var mıdır? Mesela hasta size müracaat ettiğinde tamam bazı şeyler uygun ama bazı şeyler implant tedavisine çok uygun görünmüyor dediğiniz hastalar var mı hocam? Biraz evvel söylediğim gibi her dişsizlik mutlaka implant uygulama alanını oluşturmuyor. Oluşturmaz, evet. Yani gördük orada, biz bunu hemen implant yapalım. Bizim yöntemimiz hasta müracaat ettiğinde, tek bir diş ya da tüm diş eksikliğinde, hasta müracaat ettiğinde radyografik, gerekiyorsa tomografik değerlendirmelerini yapıyoruz. Bunlar çok basit artık. Hı hı. Hemen hemen her klinikte olan şeyler. Oradaki kemiğin durumu, üç boyutlu durumu, implantın yerleştirebileceği özelliğe sahip mi? Hastamızın genel sağlığı. Çok az da olsa hala kontraindikasyonlar var. Mesela şeker hastaları için uygun bir tedavi yöntemi mi? Kontrollü şeker hastası ise, şekeri kontrollü ise yapılabilir. Kanser tedavisi gören, radyoterapi alan, kemoterapi alan hastalarımızda o dönemlerde uygulamak mümkün değil. İleri derecede osteoporoz tedavisi gören, osteoporoz olan hastalarımızda hala düşünerek uyguluyoruz. Ama çok daha geniş olarak kemik sağlıklıysa, hekim tarafından bu görülüp tespit ediliyorsa implant uygulanabilir. Peki, şöyle bir izleyicilerimize dönmek istiyorum. Belki soruları var mıdır diye. Şöyle evet, hemen mikrofonu aldınız. Alalım sizden. Protezlerin diş macunu kullanılması doğru olmadığını söylüyorlar. Acaba protezler doğru bir şekilde nasıl temizlenir? Protezlerle ilgili bir soru hocam. Aslında önemli konular bunlar. Evet, önemli konular bunlar çünkü. Evet. Protezler bildiğimiz, ben hastalarıma onu öneriyorum. Diş fırçası ve macunuyla nasıl kendi doğal dişlerimizi temizliyorsak çıkartıp hareketli protezler için konuşuyoruz. Sanıyorum onu soruyorsunuz. Onları diş fırçası ve macunuyla temizlemeniz doğru olur. Bunu her gün değil, tabletler var. O tabletleri, bunu da söylüyorum, 20 günden önce değil, 20 günde ya da ayda bir akşam suyun içinde eritip o tableti, proteziniz onun içine bıraktığınız zaman o yeterli temizlik için.
Onun dışında başka şeyler yapmaya her gün işte o tableti kullanalım. Çünkü onlar pahalı malzemeler. Gerek yok. 20 günde bir kullanıyoruz. Evet. Her günde normal fırçamızı yapıyoruz. Aynı şekilde aslında kendi dişlerimize gösterdiğimiz özeni tabii ki göstermemiz gerekiyor. Peki implant uygulamalarında bir yaş sınırımız var mı? Erken yaş, geç yaş, ileri yaş? Var. Şimdi sabit protezlerde de biz hareketli protezlerde onları da geçici olarak görüyoruz ama sabit protezlerde de yaş sınırımız var. Biz büyüme ve gelişim döneminde mümkün olduğunca sabit uygulamalardan kaçınıyoruz. Hala diğer protezlerde de öyle. Büyüme ve gelişim zamanı tamamlandıktan sonra yapabiliriz. Bu kızlarda 17, 18, 19 yükseldi çünkü büyüme ve gelişimin tamamlanması. Erkeklerde 19-21 yaş civarında. Mümkün olduğunca o tedavileri, uzun tedavileri bu yaşlardan sonra uyguluyoruz. Ama bir takım bildiğiniz gibi mesela ektodermal displazili hastalar gibi çocuklarda hiç diş olmuyor. Ya da çok az sayıda diş oluyor. Evet. O çocuğun büyüme dönemi tamamlanana kadar bizim ona bir destek sağlamamız lazım. Ne şekilde işliyor süreç? İmplant uyguluyoruz. Üzerine geçici protezler yapıp çocuğun büyüme ve gelişim döneminin tamamlamasını bekliyoruz. Ondan sonra erişkinlerde olduğu gibi büyük tedavilerini yapabiliyoruz. Evet. Üst yaş sınırı yok. Sağlıklı olduğu takdirde biraz evvel söylediğim örneklerini verdiğim sağlıksızlıklar dışında sağlıklı olduğu takdirde biz 90 yaşındaki hastamıza implant yerleştirip kullanıyoruz. Harika bir şey hocam. Bir kez daha ekran başındaki izleyicilerimize günaydın diyelim. Değerli profesörümüzü ağırlıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy ve az ve diş sağlığımızı konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak implantları konuşuyoruz. İzleyicilerimiz belki merak ediyordur. Ben gittim hocamın yanına. Dişimi yaptırdım. Bir veya iki veya tam dişsiz ağızlar için konuşacak olursak tümünü. Ne kadar ömrü var bu implantların? Ne kadar benim ağzımda kalabilirler hocam? Biyolojik ortamda süre vermek doğru değil. Bizim yaptığımız uygulamalarda da bir dönem 5 yılda bir hekime gideceksiniz. Ağzınızdaki malzemeleri çıkarttıracaksınız. İşte dolguları, protezleri bunları değiştirmek gerekir. Bu cevabınız için sizi kutlarım hocam. Bir hekim olarak ticari kaygı gütmeksizin doğruyu ama en doğruyu söylediği için hocam size teşekkür ederim. Çünkü bu konudaki bilgi kirliliğinin başında da bu geçmektedir. Sınırsız süre yok, ömür boyu kullanılmasında da hiçbir beis yok gibi. Evet böyle flash uygulamaları ancak bir tıp adamı bu şekilde doğru aktarabilir. Buyurun hocam devam edelim. Teşekkür ederim. İmplantlar da diğer malzemeler gibi sağlıklı kullanıldığı takdirde. Yani bu sağlıklı kullanmak ne demek? Dikkat edeceğiz. Kendi doğal dişlerimize nasıl dikkat ediyorsak, etmemiz gerekiyorsa implantlara da dikkat etmemiz lazım. Dikkat aynı şekilde fırçayla arayüz temizlikleri, orada hastalığı yapacak, bakteri üretecek plaktan, gıda artıklarından koruyarak olur. Ve sık sık da bu çok hani hemen 2-3 ay içinde değil ama 6 ayda bir, senede bir hekimi ziyaret etmekle de mümkün. Hastanın yapamadığı tedaviyi hekim uygulayacaktır, temizleyecektir, bakacaktır. Çok söylediği gibi Özgür Hoca'nın bilgi kirliliği var. Hekimden de çok korku var. Yani diş hekimi korkusu, işte ama çok hocam, pahalı, çok şöyle, işte pahalı, ulaşılması ekonomik gibi, çok zor işler, ağrılı işler. Ya bizim teknolojimiz o hale geldi. Soralım izleyicilerimize, diş hekimine karşı böyle bir korkunuz var mı sizlerin? Yani hem maddi yönden hem de aman diş hekimine gideceğim işte ağrı çekeceğim veya işte çok o koltukta kalacağım gibi var mı böyle kaygılarınız? Sormuş olalım. Olmayan var mı diye soruyorum. Olmayan var mı diyelim. Var. Hocam benim şöyle sorum vardı da. Buyurun buyurun. Şu protez diye kullanmak zor da oradan altına bir ilacı var diyorlar. Onu sürsek bir sakıncası olur mu hocam? Yapıştırıcı ilaçlar. Hareketli protez diyorum. Hani alışma amacıyla. Ben kesinlikle kullanılmasına karşıyım o ilaçların. Ama çok zor durumda bazen tedavi edilemeyen, implant yaptıramayan hastalarımızın kullanmalarına izin veriyoruz. Çünkü o alışkanlık yapıyor, kötü bir tat oluşturuyor, sık sık temizlenmesi gerekiyor ve bozuyor. Onun yerine protez hareket ediyorsa, kullanamıyorsanız bizim yöntemlerimiz var, besleme yöntemlerimiz var. İmplant yapılamıyorsa onun içinin boşaltılıp
son halini tespit ederek ona göre düzenlenmesi. Yani protezin bir elden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yaptırmak daha doğru. Ama çaresiz kaldığımız durumlarda o yapıştırıcıları da kullanmaya izin veriyoruz. Ama ben burada mümkün olduğunca kullanmayın demem daha doğru. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hocam. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizler de varsınız. Sizler hocam, şimdi implant tedavisine başvuracak olan bir hasta ne kadar zamanını ayırmalı size? Yani bu çok uzun soluklu bir tedavi yöntemi mi? İmplantın uygulaması çok basitleşti artık. Yani geçmişte hala da yapılan bir takım uygulamalar var. Kemiği görmemiz gereken durumlarda açarak böyle büyük cerrahi işlemler uyguluyoruz. Ama ben mesela son iki senede hemen hemen hastalarımın tümünde o büyük işlemi uygulamadan sadece implantın yerleştirileceği bölgeden diş etini kaldırarak yerleştirme yapıyorum. Hasta klinikten çıkarken hiç sanki ameliyat olmamış gibi çıkıyor. Ama daha ileri durumlar, daha geniş durumlarda da iyileşme bir hafta içinde dikişler atılmışsa bir hafta dikişlerin atılana kadar biraz sıkıntı oluyor. Ağrısızı değil ama sıkıntı oluyor. O yüzden çok mesela ben diş çekimini implant uygulamaktan daha zor Peki görüyorum. Genel manada implant ağrılı mıdır? Değil. Çünkü anestezi yapıyoruz artık. Yani yaptığımız anestezi de kesinlikle ağrı hissetmiyor hasta. Yani hiç kimse koltukta o ağrıyı yaşayarak oturmayı hak etmiyor. Tabii ki. Yani sizin işlemlerinizde de aynı şey. Bizimki de öyle. Anestezi o kadar etkili oldu ki artık. Yani hiç farkında bile olmuyor hasta. Çok iyi. Tabii kişiden kişiye de değiştiğini mutlaka ağrıya karşı söylemek duyulan, gerekiyor. Ağrıya karşı duyulan o korku. Belki... Aslında bu noktada Özgür Hocam, Ersan Hocam belki de şunu da mutlaka söylemek lazım. Çocukluğumda bana da ve çevremde gördüğüm birçok insana da böyle bir bak seni diş hekimine götürürüm, bak dişlerini fırçalamış öyle olur. Böyle, çocukluktan itibaren ister istemez böyle bir diş hekimi fobisi de oluşuyor aslında. Diş hekimi belki ve bunu da yapmamak iğne lazım. Yapan, iğne, evet. İğne, o ikisi korkunç bir korku yaratıyor. Bu son zamanlarda değişti. Son zaman derken son 20-30 sene diyelim. Az bir zaman değil aslında. Mesela çocuk dişleri uzmanlığı. Bir nesil değişti hocam, öyle değil mi? Çocuk dişleri uzmanlığı çok gelişti. Çok iyi. Bizim şimdi mezunlarımızın çok önemli bir kısmı ortodonti ve pedodonti doktorası uzmanlığı yapmak istiyorlar. Özellikle kız öğrencilerimiz, mezun olanlar çocuk dişleri uzmanı olmak istiyorlar. İnanın o bölümlerdeki eğitimi görseniz çocuklar nasıl keyifle geliyorlar. Büyüklerden daha rahat oturuyorlar. Oyuncaklar, çok seviyorlar, güzel. Çizgi filmler vesaire. O da değişti artık. Reklamlardaki güzel görüntüler, onlara özeniyorlar. Belki de ailelerin bu noktada birazcık da farkındalığının yükselmesi, tabii, tabii. Bilinçlenmesi, çocukları da bu yönde aslında yetiştirmelerinden dolayı. Özel bir şey sormak istiyorum size Sayın Hocam. Engelli bireylerimiz. Engelli bireylerimizin de diş sorunlarıyla karşılaşıldığında, özellikle... Az evvel bahsettiğiniz üçlü fonksiyon, yani yeme fonksiyonunu yitirmeye neredeyse yaklaşmış engelli bireylerimize implant veya protez tedavisi uygulayabiliyor muyuz? Tabii ki. Yani onlar eğer kontrolsüz değillerse normal birey olarak kabul edilir. Sedasyonla da yapılabilecek evet, yani işlemler. Kontrolsüz olan hastalarımızda, mesela kas kontrolü olmayan, çalışması zor olan hastalarımızda sedasyon, o da çok yerleşti. Tüm fakültelerde. Çok. Tabii o tür sedasyonla yapılan işlemleri hastane ve fakültelere yönlendiriyoruz. Yani onun da uzmanlığı gerekiyor. Yani her önüne gelen ben sedasyonla yapacağım dememesi lazım. Tabii. Bizim şartnamelerimiz klinik açarken, poliklinik açarken mutlaka engelli hastaya yönelik uygulamalar, girişi çıkışı kolaylık olacak ama mesleki açıdan, ağız açısından düşündüğümüzde hiç farkı yok. Benim çok hastam oldu. Hepsi kullanıyorlar, kontrol ediyoruz. Çok başarılı bir şekilde ödemiyor. Üniversiteden mezun bir diş hekimi meslektaşımız. Direkt implant yapabilir mi? Biz diş hekimlerini implant yapabilir olarak mezun ediyoruz. Çok güzel. Yani bu öyle bir şey ki uzmanlık alanlarımız çok arttı. Evet. Ama yetkin olabilmeleri için ilave eğitimler almaları gerekiyor. Hizmetçi eğitimler, sertifikasyonlar evet, bunların alması gerekiyor. Olması gerekiyor. Maalesef onu da söylemekte fayda var. Bunlar da çok kontrollü değil. O yüzden ben bunu da söylüyorum.
implant uygulamaları o kadar çok arttı ki, evet, artık uygulamakta sorun yok. İmplantların oluşturduğu sorunları çözmek, hı hı, bundan sonra bizi uğraştıracak. O nedenle çok yetkin, uzmanı olan doğru hekimlerin tercih edilmesi, hı hı, gerekiyor. Aslında bu da belki altını çizmemiz gereken konulardan birisi ama ekran başında izleyen, implant tedavisiyle ilgili araştırma yapan ve belki de bu tedaviye başlayacak olan izleyicilerimize birkaç cümleyle neler söyleyeceksiniz? Birincisi, kesinlikle dişlerini implant tedavisi uygulanacak hale getirmesinler. Dişlerimize iyi bakmalıyız. İyi baksınlar. Dişlerine en başta bakalım. Sabah sabah kesinlikle... yani söyleyelim, fırçalamakla başlıyor değil mi yani hocam? Yani ansijenine dikkat etmek. Yani ben bunu çok iddialı olarak söylüyorum. %80 bakım dişlerin kaybını engeller. Bizde %20-30 civarında kalıtsal etkiler var. Yani benim ailemde böyle, senin ailende böyle. Bu genetik değil. Geçiş. Ailemiz ne olursa olsun biz dişlerimize iyi bakarsak o hale getirmeyiz. O diş kalır yoksa diş gider. Diş ipi kullanmalı mıyız peki? Kesinlikle arayüz temizliği fırçadan sonra mutlaka yapılması lazım. Eğer dişlerini kaybetmişlerse ya da kaybetmeye yöneliyorsa durum mutlaka hekime gidip o dişlerin kurtarılması için çalışmak lazım. İmplant için kemik lazım ve diş eti lazım. Eğer biz onları kaybettiysek implant da olmaz. Bunu söylemek istiyorum. Dokuları orada tutmak için zamanında müdahale etmemiz gerekiyor. Ondan sonrasında eksikler varsa mutlaka tamamlanması için gitsinler. Son bir şey soracağım hocam. Sonrasında sizi uğurlayacağız. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin fazla süt tüketmek, işte kalsiyumlu işte gıdalardan zengin beslenmek diş sağlığını etkiliyor mu? Tabii ki. Özellikle hamilelik döneminde ve daha sonrasında çocuğun büyüme ve gelişim döneminde çok bilinen gıdalar işte kalsiyum, flor vesaire, hı hı, bunların, hı, alınması, diş flor ve kalsiyum bizim için çok önemli. Mutlaka alınması gerekiyor. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy'a merak ettiğimiz tüm soruları yönlendirdik.